Soslu patates salatası için hemen malzeme listesini ben sayarken Serpil de soymaya başladı. 4-5 adet haşlanmış patates, 2 adet kırmızı soğan, 7-8 adet kornişon turşu, 1 tutam maydanoz, 1 tutam dereotu. Peki sosu için efendim 1 çay bardağı zeytinyağımız, 1 çay bardağı sütümüz, 1 tatlı kaşığı hardalımız, tuzumuz, 1 diş sarımsağımız, 1 yemek kaşığı da sirke ihtiyacımız olacak bu sosta. Ben mikseri alayım. Önce sosunu mu yapalım diyorsun? Evet, sosunu hazırlayayım. Sen patatesleri soyana dek. Dur, elimi yıkayayım yanına. Şöyle aslında sosunu mayonez yaparken sadece yumurtayı düşün buradan. Yumurta haricinde mayonezde olması gereken bütün şeyler var, lezzetler var. Hafif kullandık ki lezzet verebiliyor olması adına. Serpil'cim şimdi bana getiriyor. Sonrasında doğrarız sosumuzu hazırladıktan sonra. Bu senin. Dur ben bunun şeyini bulayım şurada. Şöyle alıyorum sirkem, sütü, tuzum var. Her şey düştü. Sarımsak var. Sarımsağı ben elde doğrayayım hemen. Şöyle bir tamam. Sosu yapıp kurabiyeye geçelim. Yoksa pişmeyecek. Bu da bayağı bir meşakkatliymiş. Tarif olarak efendim. Şimdi. Bekliyoruz. Şimdi efendim burada ne yapıyoruz? Sütümü koyuyorum. İlk etapta. Soslu süt. Şöyle sütümü ekliyorum. Hardalımı koyuyorum. Versene bir kaşık canımcığım. Düşmedi. Şöyle hardal burada patates salatasının lezzetini sağlayacak. Kaşığımı da şöyle koyuyorum. Buraya da yağımı yavaştan ekledim. Şöyle bir çırpalım. Sonrasında sarımsaklarımı ekliyorum. Sirkeyi de at istersen, hı-hı, daha kolay olur. Sirke. Yavaş yavaş. En son kalan yağımın hepsini ilave edeceğim. Mayonez gibi. Mayonez gibi düşünün. Şimdi bağlayacak olan yağımız. Son kalan yağımı da ekliyorum. Bir miktar tuz. Kalanı salatada kullanacağım. Yukarı alsana azıcık. Bakın. Yukarı da alsana onu. Biraz yukarıdan tutarak. Sıçrıyor. Topuracak şimdi, daha güzel olacak. Şöyle güzelce biraz daha çırpıp kenara alıyoruz. Özel soslu patates salatası oluyor bu. Bakın böyle çırptıkça yağın oturtma özelliğiyle koyulaşıyor. Ne kadar vaktiniz varsa biraz daha çırpma işlemini arttırabilirsiniz. Evet, gayet güzel koyu bir sos elde ettik. Milkshake gibi düşünün. Şöyle. Özel yapılıyor artık biliyorsunuz. Patatesimizi de şimdi burada hemen ezelim. Doğrayı vereceğim sana onu iri iri. Tamam. Çok güzel, pratik, inanılmaz lezzetli bir salata tarifi yapıyoruz. Bak vallahi elimi alıyorum. Kurabiyeleri verdik. Şimdi soğanlarımı piyazlık doğramam gerekiyor. Soğanlar niye piyazlık doğranacak? Acısını almak için. Dur. Ben karışmayayım. Düşer mi diyorsun? Dur. Soğanını mı alacaksın sen? Şuraya bir alayım. Bir saniyecik kızım ver. Soğanları tık tık doğrayayım hemen.
Arkaya geçmiş, bana arkadan peşite getiriyor. Ah Serpil. Dedim ki ne oluyoruz? Gene camdan biri bakıyor. Hiçbir de boşluğuma geldi. Böyle evde korkarsın ya, birden pat diye biri çıkar arkada. Vallahi bak yemin ederim içimden geçti. Yemek yerken sizi şuradan camdan çıkıverecektim de. Değil mi, malum? Kadın canlı yayında bayılır mayılır. Deyip yapmadım. Ay Serpil, yaparsın senden korkulur. Sıcak suya koyacak mısın onları? Evet evet, kaynamış su lazım. Ay, hemen. Şöyle bakın. Ben de bu arada bunları doğrayayım. Aynen. Piyazlık soğanlarımızı doğruyoruz. Özellikle kırmızı soğan tercih evet. edin. Bu tarifte çok lezzetli oluyor patates salatası. Alışılmışın dışında yumuşacık bir sosuyla hazırlıyoruz. Bu sos gerçekten tahmin edeceğiniz lezzetin üstünde. Yani benim biliyorum, damak zevkime güveniyorsunuz. Çünkü birçok kişi tarifleri gönül rahatlığıyla deniyor ve sonuçlar hep çok başarılı olduğu için şöyle arayıp dönüyorlar. Aman Allah'ım. Şöyle güzelce doğruyoruz. Bana bir sıcak... Hemen geliyor suyun. Evet, bir kap istiyorum bir de. Sana şimdi ben... Maydanozumu, dereotumu doğrayayım çünkü. Bunları kabımı alıp... Ay. Allah şükür. Çok şükür. Bugün de akşam oldu, hadi. İyisin, iyisin. Oldu. Alayım hadi. Bir tane kap doğrayayım maydanozlarımı. Sen onu ıslat buna. Bu sana yetmez. Yetmez tatlım. Al Nermin. Biliyorum büyük kap çok kirletiyorsun ama yapacak bir şey yok. Rahat ol Allah'a, sen rahat ol. Gelenler kaçıyor, durmuyor. Ha? Evet, makine yıkıyor, doğru söylüyorsun da. İşte. Gelenler kaçıyor. Onu makineye kaçıyor. Koymak dert. Ya sen o mi koyuyorsun var. Mustafa abi makineye? Ne var ki diyor. Hep öyle diyor. Herkes öyle diyor. Nermin sorduğunda böyle. Ne var ki onda diyor. Serpil. Ha can. Koy sıcak suyu. Allah seversen rahat ol diyor Yüksel. Yoğursan azıcık elinde. Yoğur yoğur. Ben sana vereceğim şimdi sıcak suyu. Ben şunları doğrayacağım. Yüksel Bey de öyle. Ne var ki canım onda diyor. Yaparız Serpil diyor. Herkes de hafta yapıyor Serpil. Aa vallaha. Bunu biraz elimle şöyle yoğuracağım. Ha, söylenirler mi? Yok yok, söylenmezler, yoğur. Neyle yoğuracağız? Elle yoğuracağız. Niye bileyim ama. Ne derler? Tavuk. Tavuk, balık. Tavuk, balık. Ha. Tavuk, kelle. Bunlar yenir elle yani. Yapacak bir şey yok. Soğanı da böyle yapacağız yani. Kaynar suyumuzu döküyorum. Evet, bu birazcık acılığını ve şeyini alıyor. Soğanı pişiriyor aslında önden. Bir pişirme yöntemidir bu. O yüzden böyle pratik bir patates salatasına ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Hemen yetiştim. Sosunu biliyorsunuz mikserle mayonez hazırlar gibi hazırladık. Çok güzel oldu. Kurabiyelerim tam daha olmuş. Şöyle bir Karlı yakında girebiliriz. Olmuş. Şöyle hemen açayım mı şuradan? Bir bakmak isterseniz. Bak. Ay ay ay. Üzerine de pudra şekerimizi eleyeceğiz. Karlı Dağların dağını hazırlamış olduk. Anam benim de hiç azı elim acaba, varmış ya. Acaba Uludağ'a falan kar düştü mü? Düşmüştür kesin. Diyorlar. Düşmüştür çünkü Bolu'da şey, arkadaşım gitti dün diyordu şey diye Serpil. Resmen arabamın üstüne şey geliyor diye ama gece. Ay çok severim ben ya o tabloyu. Allah'ım inşallah görürüz. Şimdi efendim sonrasında bakın şöyle süzdürüyorum soğanlarımı. Kaynamış suyun içinden şöyle alıyorum süzdürüp. Direkt salatamla buluşturuyorum. İçerisinde tuzla beraber olduğumuz için... kırmızı soğanın acılığı da gitti. Serpil, bizim eleğimiz vardı ya, elek kaşığımız. Ne yapacağız onu? Böyle alacağım. Ha onları mı? Onları ben alırım sana. Dur sen. Tamam tatlı. Sen diğerlerini ekleye dur tatlı. Şöyle. Dereotu, maydanoz. Malum kornişon turşu olmazsa olmaz. Bir kızon salata yapmışız anam biz de. Böyle halka halka işe gelecek şekilde turşularımı kıyıyorum. Böyle tek tek değil, üçer beşer. Yönetmenim bu kıyma şeklini çok seviyor. İstiyorsan tek tek kıyabilirim yönetmenim. Yapımcım. O ıspanağı seviyor öyle tek tek. Böyle devam devam diyor. Bitti mi? Süre mi bitti? Kaç dakikamız var?
Ama burada nasıl karıştıracağım Serpil'im? İki kaşıkla karıştıracağız aşkım. Daha büyük kabın mı var? Nermin? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bak sosa bak. Sosun kıvamına bakın efendim. Vallahi aman mayonez. Allah'ım. Nermin'in enfes mutfağındaki enfes sosu. İçerisine ne koyduk? Sirke koyduk, süt koyduk, yağ koyduk, hardal koyduk. Çok hafif çuzumuzu ilave ettik ve güzelce çırptık, harmanladık. Sonrasında efendim patatesimizi haşladık, küp küp doğradık. Sonrasında soğanlarımızı tuzla ovduktan sonra üzerine kaynar suyu döküp bir acılığını aldık. En son aşamada dereotu ve maydanozu kıydık. Turşuları kıydık ve şöyle sosuyla lezzetine doyamayacağınız pratik mi pratik ama lezzetli bir tarif hazırladık. Serpil tut, kaba dökelim. Gelsin. Nefes nefese kaldık yemin ederim. Biraz öyle oldu. Şöyle alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız güzelliğe? Şöyle sıyırıyoruz. En özeli, en harikası soslu salatamız oldu. Sosunu mayonez hazırlar gibi çırptık. Akabinde soğanları kaynar suda tuzuyla birlikte ovup acısını aldık. Patatesi küp küp doğradık. Dereotu maydanozla taşlandırdık. Ve şu anki muhteşem tabloyu sizlere sunabildik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.